Sekrin Etap'tan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta programımıza motosiklet tutkunları için özel bir bölümle başlayacağız. Sizleri Motobike 2023'e götüreceğim. Ziyaret edemeyenler için bakın hangi modeller var, ne gibi teknolojiler çıkmış, şimdi hep birlikte izliyoruz. Türkiye'nin lider uluslararası motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı Motobike İstanbul 27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Türkiye'den ve tüm dünyadan motosiklet ve bisiklet tutkunları İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 14. kez düzenlenen Motobike İstanbul 2023 fuarında bir araya geldi. Motobike 2023'te Volkan Işık'la beraberiz. Bir fuar değerlendirmesi alacağız kendisinden. Volkan merhaba. Nasıl buldun fuarı? Ben girişten itibaren inanılmaz bir kalabalıkla karşılaştım. Nasıl buldun fuarı? Diğer senelere göre gayet güzel. Hatta biraz daha fazla kalabalık var gibi geçen seneye nazaran. Tabii bunun biraz da sebebi var. Sektör büyümesi hızlandı. Yani 2000'e kadar, 2020'ye kadar son 20 yıldaki büyüme pandemiden sonra çok arttı. Ciddi bir hız var. Ve kullanıcı sayısı hızla artmakta. İnsanlar hem bir yatırım aracı olarak görüyor motosikleti, hem de daha bir pratik, İstanbul'da özellikle büyük şehirlerde bir iyi pratik bir araç olarak görmeye başladı ve motosiklet kültürü gelişiyor haliyle. Fuarlarda bu anlamda dolup taşıyor. Yani geçen seneye göre %40 gibi bir fazlalık, bir fazla katılım gözüküyor ilk iki günde. Zaten bunu sokaklardan fark ediyorsunuz. Yani sokaklarda ciddi bir motosiklet hareketliliği var. Sen de motorcu oldun. Evet, evet. Birkaç yıldır kullanıyorsun. Evet. Haliyle bu daha da artacak. Ben de motora binerken yıllar önce yani binmesem mi diyorlardı. Şimdi o binmesem mi diyen insanlar ben de motora biniyorum. Ben de mi alsam diyor. Hatta aldım diyorlar. Haliyle evet, yani motoru dikkatli kullanmak lazım. Çok rahat, farklı bir otomobile göre farklı bir sürüş stili var. Çok açık olmak gerekiyor, çok hazır olmak gerekiyor. Ama motor, yani günümüz koşullarında yaşam olarak, ekonomi olarak bence çok lazım. 1970'lerde kapıda olması, 80'lerde kapıda bir tane otomobildir istenen, şimdi artık kapıda hem bir otomobil hem bir scooter ya da bir motosiklet olması arzulanan, yani bu buraya doğru gidiyor. Peki endüstriyi nasıl değerlendiriyorsun? Motosiklet endüstrisi son yıllarda nasıl gelişti? Ne gibi ürünler çıktı? Aslında orada büyük bir değişiklik yok. Tabii ki otomobildeki gibi bir elektrikli gelişimi söz konusu. Ama otomobile nazaran o kadar çok değil. Fakat ciddi bir orada çalışmalar da var. Bugün burada birçok elektrikli motosiklet veya scooter görebilirsiniz. Küçük motorda evet, orada biraz fazla bir elektrikli adedi görüyorsunuz. Elektrikli orada daha fazla. Küçük, en küçüklerde diyeyim. Ama büyüğe doğru gittikçe orada bir elektrikli alternatif bulmak zor. Zaten motosiklet otomobile göre daha ekonomik ve daha pratik olduğu birçok yönden buradaki geçiş otomobile göre daha geç olacaktır. Zaten otomobilde de bana göre tamamen elektrikliye gitme bence. Elektrikli bir alternatif olarak kalacak. Çeşitlilik içerisinde bir alternatif olarak kalacak. Motosiklette de elektrikli var. Onun dışında ama şöyle bir şey yok mu? Ben bakıyorum son yıllarda özellikle motor yağları inanılmaz gelişti. Motosikletlerdeki güvenlik özellikleri gelişti. Motosikletlerle ilgili kullanılan sigorta sistemleri, yani sigortacılık sistemleri gelişti. Birçok şey buraya entegre oldu bu sektöre. Evet, ben model olarak yeni bir, yani mesela otomobilde bir değişim söz konusu. Evet. Bir kabuğunu kırıyor ve bir değişim söz konusu. Bu değişim giderek hızlanıyor. Motosiklette öyle değil. Tabii ki yan ürünler olarak bir sürü şey sürekli gelişiyor. Yan ürün olarak, aksesuar olarak, güvenlik olarak sürekli bir şeyler çıkıyor. Ama yepyeni bir şey, yepyeni bir anlayış, yani işte elektrikli dışında
O da çok az. Pek yok. Evet, şimdi fuardaki modelleri seyircilerimize gösteriyoruz ama ben biraz da farklı yönlerini de göstermek istiyorum. Yedek parçalar, lastikler, sigortacılık sistemi, yağ ürünleri, bunları da şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Hemen diğer standlara geçelim. Yaz sezonuna yeni bir araçla girmek isteyenler ve otomobille seyahat etmek yerine farklı mobilite çözümleri arayanlar için 300'den fazla markanın katılım gösterdiği Motobike İstanbul Fuarı'nda en yeni motosiklet, bisiklet ve aksesuar modelleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Motobike 2023'te sadece yeni motosiklet modelleri yok. Aynı zamanda motosikletle ilgili birçok ürünü de burada görmeniz mümkün. Ve tabii ki gördüğünüz gibi satın da alabiliyorsunuz. Bu da onlara büyük kolaylık sağlıyor. Fuara özel kampanyalarla satışa sunulan elektrikli skuterler, kasklar, eldivenler, ceketler, bakım onarım ürünleri, yedek parçalar ve lastikler de Motobike İstanbul 2023'te sergilenen ürün grupları arasında yer aldı. Dünyanın ünlü lastik üreticilerinden Continental'in standındayız. Buraya gelmişken aklıma şu geldi hemen. Biliyorsunuz lastik otomobil için çok önemli. Her zaman vurguluyoruz. Yaz lastiği kullanın, kış lastiği kullanın. Doğru yerde doğru lastiği kullanın diye. Ama motosiklet için çok daha önemli bir konu lastik seçimi ve doğru lastiği kullanmak. Evet, Vedat Bostancı ile beraberiz. Vedat, bize motosiklette lastiğin önemini ve nasıl bir lastik seçmemiz gerektiğini anlatır mısın? Ya tabii, şimdi senin de vurguladığın gibi sonuçta yürüyen bir araca doğru lastiği takmak çok önemli. Çünkü lastik bir aracın yerle temasını sağlayan tek parça. Ve bizim hem sürüş performansımızı hem de güvenliğimizi direkt etkileyen bir konu. O sebeple burada doğru motora doğru lastik takılması aslında artık çok basit ve geride kalması gereken bir konu. Yazlık lastik, kışlık lastik, otomobilde de biliyorsunuz kış lastikleri diye bir şey yoktu uzunca zaman önce. O yüzden motosiklet lastiğinde bu çok çok daha önemli hale geliyor. İşte çift hamurlu lastikler var, yağmur desenli lastikler var. Siz eğer asfalt toprak karışık bir enduro motor kullanıyorsanız daha çok dual sport dediğimiz her iki amaca da hizmet edebilen lastikler kullanmanız lazım. Zaten doğru motosiklete doğru ebatta kullanmayı hiç saymıyorum. O Türkiye'de halen yapılan hani bir yanlışlık, hatalardan biri. Ve yani lastik konusu gerçekten çok çok senin de dediğin gibi önemini defalarca anlatmamız lazım. Sen de biliyorsun, biz de yıllarca otomobil sporlarının içinde bulunduk. Orada orta hamur, yumuşak hamur, sert hamur bir yarışın kazanılmasında bile ne kadar önem kazanıyor. Aslında aynı şey günlük hayatta da daha uzun kilometreler, daha uzun ömürler itibariyle esasen yine aynı şey. Yani orada bir yarışta belki 50 kilometrede, 100 kilometrede veya 10-20 turda o lastiğin etkisini görürken günlük hayatta da bunu 10 bin kilometre, 20 bin kilometre görüyoruz. Eğer yanlış kilometre seçersek 10 bin kilometre yanlış bir lastikle sürmüş oluruz motorumuzu. Riskli sürmüş oluruz. Kesinlikle öyle. Yani önce güvenlik, lastik, motosiklette güvenlik açısından en önemli konu. Son noktayı hava basıncını hatırlatarak yapmak istiyorum. Motosiklet kullanıcıları için hava basıncı da en az doğru lastik kullanımı kadar önemli ve hayati bir konu. Lütfen yolculuğa çıkmadan önce hava basınçlarınızı da kontrol etmeyi unutmayın ve gelin turumuza devam edelim. Motobike 2023'ü gezerken ilginç bir standa geldim. Biliyorsunuz motosiklet fiyatları artık eskisine göre oldukça yükseldi. Neredeyse eskiden otomobil aldığımız fiyatlara bir motosiklet alıyoruz. Dolayısıyla artık bu araçları da korumak gerekiyor. Her türlü çalınmaya ya da darbeye karşı. Buradaki standta ise bunu yapacak bir sistem var. Turuncu sistemleri. Nedir bu sistem? Nasıl koruyorsunuz motosikletleri? Motosikletin üzerine bir elektronik cihaz bağlıyoruz ve bu cihaz sayesinde motosikletin çalınmasını engelliyoruz. Motosiklete herhangi bir hareket algılandığında
kullanıcılara telefon araması, sesli bildirim gibi özelliklerle kullanıcıyı uyarıyoruz. Dolayısıyla kullanıcı herhangi bir motosikletine müdahale olduğunda hızlı bir şekilde motorunu kontrol edip çalınmasını engelleyebiliyor. Peki sadece bir alarm sistemi midir bu, yoksa motosikleti takip edebiliyor musunuz? Tabii ki motosikleti takip edebiliyorsunuz. Gezdiğiniz rotalara bakabiliyorsunuz. İşte belli güvenlik özellikleri var. Bunları aç kapa, işte sesli alarmını, telefon arama özelliklerinin tamamını konfigüre edebildiğiniz bir mobil uygulamamız var. Bu mobil uygulama üzerinden tamamını takip edebiliyorsunuz. Şimdi eskiden otomobillere hep alarm takılırdı. Çok iyi hatırlıyorum. Ben de birçok alarm kullandım. Ve onların işte aküden, kutup başından sökülmesi, kesilmesi gibi durumlar söz konusuydu. Bunda dışarıdan herhangi bir müdahaleye açık mı? Herhangi biri bu sistemi off konuma getirebilir mi? Motosiklet üzerine bu cihaz saklanarak montajı yapılıyor. Bundan sonrasında da akü üzerinden cihaz söküldüğü anda hemen kullanıcıya bildirim gönderiyor. Diyor ki motosikletinizin cihazında bir müdahale var. Aküden söküldü, aküye bağlandı gibi. Belli bildirimlerle biz bunların önüne geçiyoruz. Zaten motosikletin içerisinde gizleniyor bu cihaz. Bulmaları da çok güçleşiyor. Ve bu yüzden aslında o soruna çözüm bulmuş oluyoruz. Çok teşekkürler. Çok önemli bir konu hakikaten. Çünkü motosiklet kullanıcıları aracını bir yere bıraktığında hep aklı orada oluyor, tedirgin oluyor. Bu tarz sistemler sayesinde rahat rahat bir yere gittiğinde kahvesini içebilir veya gece uyuyabilir. Trend artık elektrikli araçlar olunca normal araçların da elektrikli versiyonlarını türetmek artık bir gündem maddesi oldu. Şu an standart, normalde gördüğümüz bir motosikletin elektrifikasyona uyarlanmış halini görüyoruz. Nasıl yaptınız bunu? Doğrudur. Normalde biz Motopunto firmasıyla birlikte çalışıyoruz. Onların kendilerinin sahip olduğu SYM X Pro 125 benzinli bir motoru tamamen elektrikliye çevirdik. Buradaki hedefimiz şuydu: hiçbir şekilde granajında ya da şasisinde herhangi bir yerinde modifikasyon yapmadan sadece bir kit mantığı ile içten yanmalı motorları elektrikliye çevirmek, böylece ekonomiye daha katkıda bulunmak, daha sürdürülebilir olmak ve araçların ömrünü uzatmak. Peki Tolga, nasıl bir performans sunuyor elektrikliye döndükten sonra, menzil olarak, hız olarak? Şu anda hukuki sınırı 45 km bölü saat. Zaten 45 km limitlenmesi gerekiyor. 4 kW bir motor var üzerinde, 4.3 kW da bir bataryası var. Daha basit söylemek gerekirse 100 kilometrede 12 lira bir sürüş maliyeti var. Çok iyi, çok keyifli. Özellikle böyle şehir içinde taşıma işi, kurye işi, bakkal işi yapanlar veya markete gidip gelenler için tam ideal araç diyebiliriz. Kesinlikle. Zaten kurye arkadaşlarımız da bu fuarda geldiler ve dikkatlerini çekti. Sessizliği, konforu, geri vites özelliğinin gelmiş olması, yokuş kalkış desteğinin gelmiş olması. Tabii elektrik motoruyla yeni teknolojiler de geliyor aracın üzerine. İçten yanmalı da olmayan özelliklere sahip oluyor ekstra. Motobike İstanbul'da içten yanmalı motorlara sahip motosikletlerin yanı sıra geleceğin ulaşım araçları, elektrikli motosikletler de var. Şu anda yepyeni bir markanın yanındayız, standındayız. Hakkı Bey'den de detayları öğreneceğiz. Öncelikle bu şık tasarımla burada tüketicilerle buluşuyorsunuz. Bu marka hakkında ve biraz da bu motosiklet hakkında bilgi verir misiniz? Evet, Goyi markası Çetur Çelebi Turizm'in yeni markalarından bir tanesi. Sadece sürdürülebilir bir çevreye hizmet etmek adına tüketicilerle elektrikli motosiklet piyasasına dahil olmak istedik. 4 tane modelimiz var mevcutta. Şu anda en havalı olanını inceliyoruz, öyle söyleyeyim. Motosikletimiz 75 km hıza ulaşabilen çift bataryayla 100 km menzilli. Şehir içi kullanıma şehir uygun. Şehir içi kullanıma uygun. Evet. Çok trend bir görünümü var, tasarımı var. Bataryalarını da gösterelim. Burada, seli altında. Evet. Bataryalara, çift batarya, bunlar iki tane soket. Bunlar dışarıda şarj olabiliyor değil mi? Evde şarj edebiliyoruz. Tabii çok basit bir şekilde böyle söküp ister motosikletin üzerinden şarjlayabiliyoruz. Evet. İsterseniz de bunu çıkarıp götürüp ofisimizde, gittiğiniz evimizde, kafeteryada, ofiste, evde. 9 kilo ağırlığı yanlış hatırlamıyorsam. 9 kilo, doğru. 220
elektriğin olduğu her türlü yerde bunu şarj etme imkanınız var. Ne kadar sürüyor full şarj ulaşması? 4 saat. 0'dan 100'e 4 saat. Evet, 4 saat. Gayet iyi. Gece doldurmak çok kolay ya da ofiste doldurmak Tabii ki. Bunu istersek aynı zamanda tek bataryayla da kullanıp menzili arttırabiliyoruz. Menzili arttırabiliyoruz, doğru. Tek bataryayla kullandığımız takdirde motosikletimizin hızı 45 kilometre ile limitlenmiş oluyor. Böylece batarya mesafesi %30 kadar uzamış oluyor. Evet, şimdi tek bataryayla 75 kilometre gidip sonra bittiğinde ikinci bataryaya geçtiğinizde sizin kullanımınıza ve kullandığınız yol şartlarına bağlı olarak yaklaşık 150 kilometreleri bulabiliyorsunuz. Oldukça güzel bu tasarımı, biliyorsunuz zaten en ikonik markalardan bir tanesi de bu tarz motosikletler yapıyor. Tasarımsal anlamda motosikletler birbirine son dönemde çok benzedi ama önemli olan tabii ki motosikletin kullanım özelliği, güvenlik özelliği, daha sonra bakım ve servis detayları. Serviste umarım herhalde sıkıntı yoktur değil mi? Nasıl bir servis ağı var? Serviste sıkıntı yok. Satıcı firmaları biraz üzeceğiz bu konuda çünkü motosikletimizin bakıma ihtiyacı yok. Elektrik motoru kullandığı için sadece lastik değişimi ve fren balata değişimine gitmek durumunda kalıyorlar. Onun dışında herhangi bir bakıma ihtiyacı yok motosikletimizin. O zaman harika. Hem elektrik kullandığınız için kullanım maliyeti düşük, hem bakım olmadığı için, periyodik bakım olmadığı için işletme maliyeti düşük. Vallahi hem de tasarım güzel. Bir tane ben de alasım geldi yani. Bir testi almak lazım önce. Dünyanın ilk elektrikli İtalyan yarış ve yol motosikleti Energica, Koza Europe güvencesiyle Türkiye'de. Koza Europe, Energica'nın 4 modelini Türkiye'deki motorseverlerin beğenisine sundu. Avrupa'nın ilk elektrikli Green Tourer motosikleti olan Energica Xperia, kentsel alanlarda 420 km menziliyle tüm elektrikli motosikletler arasında en uzun menzile sahip. Energica Ego ise 2013 yılında EICMA'da sahneye çıktı. Ego 0-100 km hızlanmasını sadece 2.6 saniyede gerçekleştirirken saatte 240 km hızıyla Energica markasının amiral gemisi konumunda. Suzuki Motosiklet Motobike İstanbul Fuarı'nda Endro'nun güçlü temsilcisi V-Strom 1050DE, Endro ailesine yeni katılan V-Strom 800DE ve 800 cc'lik yeni cadde motosikleti GSX 8S modellerini sergileyerek orta ve yüksek cc'li motosiklet segmentinde önemli bir boşluğu kapatarak çıtayı yükseltiyor. İtalya'nın en köklü ve öncü motosiklet markalarından olan Piaggio, Motobike İstanbul 2023'te şık tasarımı ve öncü teknolojisiyle rakiplerinden ayrıştığı, aralarında elektrikli Piaggio 1, Beverly, Medley ve 3 tekerlekli MP3 modellerinin de bulunduğu geniş ürün yelpazesiyle yeni sezonun açılışını gerçekleştirdi. Kimco Motobike İstanbul'da en fazla yeniliği sergileyen marka olarak motosiklet tutkunlarına çeşitlilik sunarken 5 yıl garantisiyle de sektöre öncülük etmeyi sürdürüyor. İtalyan motosiklet devi Aprilia Motobike İstanbul'da tüm model ailesiyle fuarın yıldızlarından oldu. Fuarı 4 gün boyunca toplam 126.094 kişi ziyaret etti. Evet, Türkiye'de yepyeni bir satış modeliyle karşı karşıyayız. Dijital çağa, elektrifikasyona ayak uyduran bir sistemden bahsediyoruz burada. Şükrü Bektikan bize detayları anlatacak. Öncelikle yeni satış modeliniz hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Bu kullanıcıların çok lehine gözüken bir sistem. Nedir bu sistem? Sistemin özünde şunu vaat ediyoruz. Tüm ülke genelinde stoklara her noktadan, hem fiziksel alanlarda hem dijital alanlarda şeffaf bir şekilde ulaşılabileceğini söylüyoruz. Hı hı. Yani nerede, hangi cinsten, ne kadar araç var olduğunu ister bir acentamıza ve onun showroom'una gidin. Fiziksel alanda bugün elinizde neler var diye sorun. Oradan aynı araçları görebileceksiniz. Hı hı. Ya da dijital platformlara gidin. Bu dijital platformların içerisinde de
benim ihtiyacıma uygun mevcutta bir stok araç var mı veya kendi ihtiyacıma uygun bir araç sipariş edip bu sipariş sürecini yönetmeli miyim sorusunu şeffaf bir biçimde ülke çapında kontrol edebileceksiniz diye vaat ediyoruz. Bir diğer vaadimiz aslında bunun kadar önemli olan tüm fiziksel ve dijital alanlarımızda gene aynı şekliyle tek fiyat garantisini söylüyoruz. Hı. Diyoruz ki tüketici bu alanlardan hangisine girerse girsin aslında kendisine o araç için eşit fiyatları alacaktır. Yani A noktasına gittiği ile B noktasına gittiği arasında bir fiyat farkı yaratmayacağız vaadinde bulunuyoruz. Ve bunu hem online alanlarda hem de fiziksel alanlarda mükemmel müşteri deneyimini hazırlayacak şekilde yapmaya söz veriyoruz. İnşallah bu vaatlerimizin de arkasında önümüzdeki dönemlerde durabileceğiz. Evet, gerçekten sistem çok kullanışlı gözüküyor. Çünkü ben de denedim. Online'a baktığınız zaman içeride bulunan tüm araçları hem ikinci el hem sıfırda Türkiye genelinin neresinde olursa olsun görebiliyorum. Aynı fiyattan da satın alabiliyorum. Bu bir avantaj ve tabii ki tüketicilerin en çok merak ettiği soruyu soracağım. O hani bayiye gittiğinizde liste fiyatının üzerine fiyatlarla karşılaşılıyor. Bu neredeyse tüm markalarda bir şekilde değişik aksesuar paketleriyle birlikte gözüküyor. Bunu da ortadan kaldırmış oluyorsunuz diye düşünüyorum. Biz tek fiyat söylüyoruz. Hı-hı. Tüketici hangi noktaya giderse gitsin, Hı-hı. ister acentalarımıza gitsin, ister online showroomlarımızdan alışveriş Hı-hı. yapıyor olursa olsun, bu noktalardaki fiyatımız tek. O fiyatla satın alacaklar. Bunun üstüne herhangi bir fiyat talebinde bulunmuyoruz. Bulunulmasını da arzu etmiyoruz. Peki bir ilk olmak sizde nasıl bir heyecan yarattı, nasıl bir duygu yarattı ve nasıl bir baskı yarattı elbette? Türkiye olarak bu sisteme geçen ilk model biziz. Bizim şunu söylememiz lazım. Otomobil ve hafif ticari araçlar olarak bu modele geçen ilk ülkeyiz. Büyük bir proje ekibiyle birlikte çalışıyoruz. Çalışırken çeşitli lokasyonlarımızdan, dünyanın çeşitli lokasyonlarında yer alan destekçilerimiz var. Sadece Türkiye'deki ekiplerimiz değil, Singapur'dan, Almanya'dan bütün ekiplerimiz bu sistemlerin müşteri deneyimini en iyiye ulaştırabilmesi için gayret gösteriyorlar. Zannediyorum ki ilk başlangıç hatalarını hızla aştıktan sonra normal dönemimizde 15 Haziran'dan sonra 15 Mayıs'tan sonra hızla tüketicilerin beklentilerini karşılar vaziyete geleceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun yeni sistem. Evet, Türkiye için bir ilk, dünya için belki ilk, çünkü çok önemli bir proje, büyük bir proje. Start aldıktan sonra yoluna devam edecek ve gelecek için önemli. Bu dönemi aslında biraz Şükrü Bey'in dediği gibi göz ardı etmek gerekiyor. Çok farklı bir dönem yaşıyoruz ama sistem oturduktan sonra çok keyifle ve kolaylıkla alışveriş yapabileceğiniz bir online platforma kavuşacağız. Tekrardan hayırlı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, hatırlayacaksınız kısa bir süre önce Skyway için Mahmut Bey ile beraberdik. Hedeflerini almıştık, neler yapacak diye. Şimdi yepyeni bir marka ile karşımızda, Leap Motor'la. Öncelikle Leap Motor'u biraz açar mısınız? Kimi hedefliyor, nasıl bir kullanıcı profiline erişecek? Çünkü Türkiye'de küçük segmentte araçlar çok fazla aslında tutulmuyor. Hı hı. Ama yurt dışına baktığımızda özellikle kalabalık şehirlerde bu tarz araçların sayısının çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu araçla neyi hedefliyorsunuz? Aslında bizim aracımız dışarıdan boyut olarak kompakt bir boyutta ama gördüğünüz zaman içerisine bindiğinizde aslında B sınıfındaki boyutlara sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu anlamda elektrikli araç olmasının verdiği aks mesafesi genişliğini kullanmış Leap Motor aslında. Şehir içi için ideal bir yükseklikte ve ideal diz genişliğinde hem önde hem arkada başarılı bir geniş yelpaze sergilemiş. Bu anlamda Leap Motor'u bizim tercih etmemizin sebebi de aslında arkadaki teknoloji. Leap Motor firması Çin'in en büyük holdinglerinden Dahua Holding'in girişimi 2015 yılında kurulmuş. Aynı zamanda elektrikli araçlara ciddi yatırım yapan, 500'ün üzerinde patenti olan, kendi patenti olan bir firma. Bu globalde de hızlı ilerliyorlardı. Bu anlamda T03'te bir başlangıç yapmış olduk.
hedeflediğimiz kitle ise genellikle şehir içi kullanımda. İşte 400'ün üzerinde bir menzil sunuyoruz. 4 kişilik bir aile rahatlıkla vakit geçirebiliyor aracımızda. Bu kitle diye özetleyebiliriz. Peki kaç adetlik bir hedefe ulaşmayı planladınız ilk sene için? Bu yıl için biz daha önce de bahsettiğim gibi 39 binlik bir pazar öngörüyoruz. Bu pazarın %5'i. Yani 2000 adetlik bir teslimat hedefimiz var. Şimdi Leap T03'ü biraz açalım. Az önce bir 400 km üzeri dediniz ama teknik verileri nedir bu aracın? Neler sunuyor? Tabii tam anlamıyla? WLTP verilerine göre 417 km'lik bir menzil sunuyor bize Leap Motor T03. 4 kişilik kompakt bir araç. Cam tavan standart. Ön arka park sensörü, 11 adet park sensörü araçta standart. Bunun dışında elektrikli park freni, 15 inç jant gibi. Aslında konumlandırdığımız segmente göre üst sınıf donanımları standart olarak Leap Motor'da sunmuş oluyoruz. Aynı zamanda 6 yıllık bir batarya garantisiyle 41 kW'lık bir batarya da araçta standart olarak sunuluyor. Türkiye'de satışağına baktığımızda nerelere yayılacak Leap Motor? Şu anda Skywell'de mevcut satışağımız devam ediyor. Zaten Sky House konseptimiz var. Bu konsept içerisinde Leap Motor kullanıcıları da aynı Skywell'de olduğu gibi müşterilerimiz araçlarını şarj edebilir bizim bayilerimizle. Aynı zamanda Sky House'larda bulunan kafe alanlarımızda da kahvelerini içebilirler. Bu anlamda 7 bölgede 14 farklı serviste şu anda hali hazırda aktif bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Peki son sorum, slogana baktım, kalbine dokun. Neden kalbine dokun? Neden kalbine dokun? Biz aslında bununla bir manifesto ile birleştirdik. Kalbine dokun kelimesi aracın sahipliğiyle bütünleşiyor. Siz şehir içinden uzaklaşmak istediğiniz zaman araca binmeniz yeterli. Leap Motor bunu kullanım keyfi ve kompakt şehir aracı sunumuyla size hissettirmiş oluyor aslında. Yani kalbinize fiziki olarak dokunmuyorsunuz ama araç sizin kalbinize dokunuyor. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Hayırlı ederim, olsun yeni model. Bundan sonraki modelleri de sabırsızlıkla bekliyorum. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz Çin otomobil fuarına gittik. Oradaki markaları, modelleri gözlemledik. Özellikle Çin'den gelen markalarda inanılmaz bir elektrikli atağı var. İşte bu da onlardan bir tanesi. Bunun gibi modelleri yakında Türkiye'de çok daha fazla görmeye başlayacağız. Biz de size araçları test ederek anlatmaya da devam edeceğiz. Castrol Ford Team Türkiye 2022 yılı başarılarını kutladığı bir sezon sonu partisi düzenledi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yöneticileri, sponsorlar, şampiyon pilot ve kopilotlarla takım yöneticilerinin katıldığı gecede yeni sezon hedefleri de açıklandı. Sevgili seyirciler, yine yeniden yeni bir sezona merhaba diyoruz ve Castrol Ford Team Türkiye takım direktörü Serdar Bostancı bizlerle beraber. Serdar abi, hep stüdyoda beraberiz ama bugün ayrı özel bir gün, güzel bir gün. Neler söyleyeceksin yeni sezon için? Bakıyorum yeni pilotlar, yeni heyecanlar. Vallahi Fırat, kaçıncı sezonu açıyoruz birlikte? Ben 98'leri falan hatırlıyorum. 98 desek herhalde 25 sene mi ediyor? Doğru mu hesap ediyorum? Ne güzel, ne mutlu bize. Evet, biz her zaman olduğu gibi genç pilotlara yatırım, Türkiye'deki motor sporlarının geleceği, mütevazi olmayacağım çok büyük bir takım. Castrol Ford Team Türkiye şu anda dünyanın en büyük takımı. Ne Castrol bünyesinde, ne Ford bünyesinde, ne de başka markalarda çatısının altında 20'nin üzerinde otomobil yarıştıran bir takım yok. Ama biliyorsun bu noktaya kolay gelinmedi. Adım 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 adım. En çok gurur duyduğumuz şey sürekliliğimiz. Yani işte bu akşam burada 200 kişiye yakın var. Herkesle ayrı ayrı muhabbet ediyoruz. Nasıl senle 25 seneyi konuşuyorsam, ne bileyim işte bir Pirelli ile neredeyse 35 sene olmuş. BP ile 33 sene olmuş. Çok mutluyum. Yani takım adına da çok mutluyum. Türkiye'deki motor sporları adına da çok mutluyum. Bugüne kadar iyi şeyler yaptık. Bundan sonra daha da iyilerini yapacağız inşallah. İstikrar abidesi deyince Serdar Bostancı tek isim olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'deki en uzun soluklu, en istikrarlı takım. Bugüne kadar da birçok genç pilot yetiştirdi. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de birçok başarıya imza attı. Ben bu seneye soracağım. Bu seneki hedef nedir? Neler yapacak Castrol Ford Team Türkiye?
Şimdi birkaç ayrı hedefimiz var. Bir kere Türkiye'de Fiesta Rally Cup'ı hala devam ettiriyoruz. 15 civarında otomobille. Genç pilotlarımızı daha da gençleştirdik. Birazdan anons edilecek. Türkiye'de ilk defa daha hiç rally yapmamış, hiç rally'e katılmamış. 2022'nin son ayında ehliyetini almış Mert Yudulmaz ismindeki gencecik 18 yaşında bir pilotumuzu rally'e başlatıyoruz. Bir iki tane rally cross yaptı öncesinde. Biz takip ettik, biz servis verdik. Tabii biliyorsun Murat Koç, pilot koçumuz Murat Bostancı bu konulara o karar veriyor. Onun takıma girmesinden çok gururluyuz. Ali Türkkan biliyorsun son yılların Türkiye'deki en fazla istikbal vaat eden pilotlarından biri. Efe An Yazıcı geçen senenin Türkiye Gençler Şampiyonu. Onu da bu sene artık daha rekabetçi hale getireceğiz. Bunlar yurt dışındaki mücadelelerimiz. Tabii Castrol Ford Team Türkiye olarak Türkiye Rally Markalar Şampiyonası'nın yani en büyük şampiyonanın her zaman en büyük adayıyız. Geçmiş senelerde kazandık. Bu sene de kazanmakta çok zorlanacağımızı zannetmiyorum. Esas krema bu sene yine tekrar Dünya Rally Şampiyonası'na açılıyoruz. Ali Türkkan'la Fiesta Rally 3'le Verece 3'te yarışmaya başlayacağız. Bir geçiş senesi, bir ısınma senesi. Ondan sonra da biliyorsun bu tip projeler her zaman 2 senelik, 3 senelik yapılan projeler. Bu ilk senesi elde ettiğimiz başarıya göre devamı gelecek. Evet, şimdi takımın en büyük destekçilerinden Castrol'den Ayhan Köksal'la beraberiz. Bu seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu seneki yeniliklerde neler yapmayı planlıyorsunuz? Ya bu seneye geçmeden önce bugün takımla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum müsaadenle. Bizim Ford'la bir asırdan daha uzun süredir devam eden bir işbirliğimiz var. Bu işbirliğini bütün motor sporları camiasında her platformda en zor şartlarda hep test ettik. Türkiye'de 25 yıldır bunu test ettik. 26. yılında artık Castrol Ford Team Türkiye. Bu 26 yılda Serdar abiyle başladık. Murat'la devam ettik. Şimdi genç pilotların başarıları göğsümüzü kabartıyor. Burası bir okul oldu. Türkiye'de birçok derneğin, kurumun yapamadığı şeyler aslında spora Castrol Ford Team katkı sağlayarak yapıyor. O yüzden bu işin içerisinde olmak bizi çok mutlu ediyor. Bu sponsorlukta umarım daha uzun seneler var olmaya devam edeceğiz. Önce bunu söyleyeyim. Yeniliklere gelecek olursak bu sene tabii Castrol için bizim çok fazla durmadığımız bir sene. Magnetek'le başladık. Magnetek lansmanını yaptık. Şu an birçok mecrada takip ediyorsunuz. Bunun yanı sıra senenin başında ambalajlarımızda bir değişiklik yaptık. Artık Gemlik'te üretilen tüm ambalajlarımız %20 daha az plastik içeriyor. Bu hem doğaya daha az plastik atık olmasını sağlıyor. Hem de diğer taraftan daha güçlü bir ambalajla müşterilerimizle buluşuyoruz. Bunun dışında hem Türkiye'de hem dış pazarlarda yaptığımız bir takım yatırımlar var. Çeşitli ürün portföylerine, yeni ürün portföylerine gireceğiz. Sırası geldikçe bunları da anlatacağız. Dolu dolu bir yıl bekliyor bizi diyebilirim. Şimdi baktığımda basınç altında, zor şartlar altında Castrol'ün hep bir dayanıklılığı, sürekliliği ve istikrarını gözlemliyoruz. Serdar abiyle çok uzun süredir berabersiniz. Bizle keza öyle. Çok uzun işbirliklerine giriyorsunuz ve bunu da yılmadan sürdürüyorsunuz. Bu DNA'yı nasıl korumayı başarıyorsunuz? Gerçekten zor bir soru ama sanırım bizim formülümüz tutarlılık. Çünkü ürünlerimizde tutarlı olmayı seviyoruz. Kalitemizde tutarlı olmayı seviyoruz. Tüketicilerimize vaat ettiklerimizde tutarlı olmayı seviyoruz. Bunu da yaptığımız işbirliklerinde, partnerliklerde tutarlılıkla sağlıyoruz. Çünkü özellikle sizler gibi güvenilir partnerlerimiz, tüketicilerimize ürünlerimizin üstün yanlarını gerek deneyerek, test ederek bu tür en zorlu şartlarda, gerek gözlemleyerek, dinleyerek bu tür şartlarda test edenlerden şahit oluyorlar ve bu şahitlik de uzun bir süre devam ediyor. Bazı sektörlerde, bazı markalar daha sık değişiklikler yapabiliyor stratejilerde, kişilerde. Ama biz bunu pek sevmiyoruz. Çünkü böyle daha fazla güven verdiğine inanıyoruz açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Yeni sezon, yeni ürünler, her şey hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet, şimdi de Ali Türkkan'la beraberiz. Ali merhaba. Bu sene seni oldukça iddialı bir şampiyona bekliyor. Sen neler hissediyorsun? Hazır mısın? Hazırım. Takım olarak hazırız. Geçen sene Türkiye Şampiyonası'nda çok şey öğrendik.
Umarım öğrendiklerimizi bu sene hem yurt içinde hem de yurt dışında başarıya dönüştüreceğiz. Şimdi yanımızda Castrol 4 Team Türkiye'nin takım koçu Murat Bostancı var. Murat, çok özel bir yerdeyiz şu anda. Hemen arkamızda senin yarıştığın 8 araç var, 8 etap. Evet. Bu da bize biraz gönderme yapıyor. Biz de çok mutlu olduk. Evet, senin geleceğini öğrenince 8 otomobil ve 8. etabı bir anmak istedik. Çok güzel bir tesadüf oldu ama bu gece hani bunlar benim için çok anısı olan otomobillerin canlandırmaları ama bu gece çok daha önemli bir amaç için buradayız. Hem 2022'deki başarılarımızı kutlamak hem de 2023 hedeflerimizi açıklamak. Bu sene bizi heyecanlandıran güzel müjdelerimiz var. Hem Türkiye Şampiyonası hem de aslında iple çektiğimiz yurt dışı serilerdeki planlarımızı açıklayacağız bu akşam. Çok genç bir pilot kadromuz olacak. Geçen seneki kadrolardan da daha genç olacak. Yani seneler ilerliyor. Pilotlarımız değiştikçe daha da yaş gençleşiyor. Bu sene 21 yaş ortalamalı bir takımımız var. Güzel planlar var. Hem Türkiye'de hem de Dünya Şampiyonası'nda. Bu gece onları paylaşacağımız heyecanlı bir gece bizim için. Türkiye Rally Şampiyonası sezonunda bu hafta Bodrum'da açılacak. Murat, sen yıllarca hem Türkiye'de hem yurt dışında birçok başarıya imza attın ve inanılmaz bir tecrübe edindin. Şimdi bu tecrübeleri genç kardeşlerimize aktarmak nasıl bir duygu? Aradaki iletişim nasıl? Yeni jenerasyon nasıl? Beni çok heyecanlandırıyor. Benim kazandığım başarıların daha büyüklerini kazanabilme ihtimalleri ve aslında bu hedefe giden yolları daha önce denemiş ve daha iyi versiyonlarının nasıl olabileceğini deneyimlemiş olmak, onlara da bunu yaşatabilme ihtimali beni çok heyecanlandırıyor. Yani doğru yoldan giden, doğru taraflara yatırım yapan bir takım Castrol 4 Team Türkiye. Ben de bu projenin içinde önemli bir yerde olduğumu düşünüyorum. Beni inan pilot koltuğunda oturup bir Türkiye şampiyonluğu veya daha önce kazanılmış bir başarıyı kazandırmaktan genç pilotlara daha iyilerini kazandırabilme ihtimali daha fazla heyecanlandırıyor. Çok teşekkür ediyorum Murat. Hakikaten bu biraz da nasıl diyeyim, olgunluk isteyen bir şey. Hani hep bana değil de bu tecrübeleri artık genç arkadaşlara aktaralım demek senin burada mütevazı kişiliğini, olgunluğunu da gösteriyor. Tekrardan tebrik ediyorum. 2023 başarılı olsun inşallah. Teşekkürler. 8. etabı noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle tekrar birlikte oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.